Evet efendim kısa bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Yanımızda Kürşat Öğretmek var, Cihan Partisi Genel Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Besim Bey. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben değil, çok teşekkür ederim. Şimdi e, hep biz anons yaptık, seçim hileleri hakkında konuşacağız. Seçim hilesi nedir, nedenleri nedir, sonuçları nedir? Bu 17 gündür bir türlü sayılamayan ve sonuçlanamayan İstanbul seçimlerinde birçok iddia ortaya atıldı. Şaibeler, hileler... E, ...seçmen kaydırmalar birçok bir şey konuşuldu. Bunların detaylarını sizle konuşacağız. Çok fazla vakit kaybetmeden sorularıma geçmek isterim tabii müsaadenizle. Ki, tabii ki. Önce bir hileye bakalım mı? Yani hile olarak nitelendirdiğimiz şey nedir efendim? Şimdi e, hilenin tanımını yapmalıyız. Olur. Evet, e, doğru bir e, yola çıkış. Hile birini aldatmak, e, desise katmak, e, sonucu etkilemeye yönelik... E, kural dışı işlemler diyelim kısaca. Hı hı. Türk Dil Kurumu da buna benzer bir tanımlama yapıyor. Hı hı. E, buradan yola çıkacak olursak e, sandık hilesi de sandıkta seçmenin tercihlerine yönelik olarak e, seçmenin tercihlerini olağandan farklı şekilde, olağan dışı şekilde yönlendirmek için, hı hı. olağan dışı sonuç çıkarmak için e, seçimlere dair yapılan işlemler, desiseler, Dolap, düzen bu şekilde bir evet. tanımlama yapabiliriz. Peki Küşrat Bey şimdi e, bu hileyle ilgili bizde bir e, huyu vardır böyle hukuk konuşurken de çok fazla rakamlar verilir. 22. maddenin B fıkrasının C bendine göre falan insanların biraz kafası karışır. Evet. Şimdi bu seçim hilesi biraz da çetrefilli bir durum. E, biraz daha böyle e, herkesin anlayacağı düzeyde bu seçim hilesi nasıl yapılır, nedir, neyle karşılaşabiliriz? Tabii ki. Öncelikle bir çalışmalarımız hakkında bir lütfen, kısa lütfen, bilgi vereyim lütfen. ben. 2008'den beri sandık güvenliği hakkında çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Biz başladığımızda bilirsiniz siz de. Oy ve Ötesi var işte, evet. Agit'in kuruluşları var hı -hı, falan. Bunlar hı. daha Türkiye'ye entegre olmamıştı. Ee, diğerleri de çıkmamıştı platform olarak. Yani deniyorlar. Oy ve Ötesi zaten ilk bir seçimde bir organize oldu, evet. olmadı. Sonra partilerle bir çalışma yaptılar, hiç olmadı. Agit temsilci gönderdi, o temsilcilerin raporları çok kale alınmadı. Hı -hı. Bayağı bir karıştı ortalık. Oy ve Ötesi ve Türevleri zaten şey, platform, resmi evet, bir tabii şey ki. yoktu. Biz bunları aşmak için Güvendes, kısa ismi Güvendes olan, Güvenli ve demokratik seçim derneği kurduk. Hı hı. Agitli irtibat kurmak istedik. Hani hı hı. E, resmi olarak kurulduğunuz zaman tabii ki e, farklı olur. Sandıklardaki işlemleriniz de farklı olur. Lakin e, 2015 sürecinde, 2016 sürecinde pardon, 15 Temmuz'dan sonra hı hı. çok büyük bir baskı geldi derneklerin üzerine. Ee, bizim gibi derneklerin üzerine daha yüksek bir baskı geldi. Yani daha muhalefete yakın daha muhalif olan dernekler diyebilir miyiz yoksa bütün yok, değil. diyebilir miyiz? Yok değil. Ondan dolayı değil. Biz de seçimlerle alakalı olduğumuz için amaçlar yazar Hı -hı. tüzüklerde derneklerin evet. tüzüğünde seçimlerle alakalı olduğumuz için yani örnek veriyorum geldiği zaman kalem burada yoksa hani denetlemeye geliyorlar Tabii. ilgili birimler. Kalem burada yoksa normalde es geçilecek durumda kalem burada yoksa ceza kesmeye başladılar. Artık böyle 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 bir yıldırma politikası. Aynen. Derneği kapatmak zorunda kaldık. Tabii ki e, derneği kapattık ama bu diğer taraftan çalışmalarımızı engel e, teşkil etmiyor. Biz e, çalışmalarımızı sürdürdük. Gerek partimiz altında sürdürüyoruz. Gerek e, şu an mesela bu yaptıklarımız e, bir proje şeklinde de yürüyor aynı zamanda. E, partilere mümkün mertebe diğer partilere iletmeye çalışıyoruz. Hani e, sandıktan demokratik gerçek seçmen tercihini yansıdan bir sonuç çıksın da Cihan Partisi olarak illa bizim çıkartmamız Hı. gerekmiyor. Herhangi bir e, parti de bunu yapsa olur. Şimdi bunu mümkünse hatta burada ilk kez açıklayacağım. Buyurun efendim. E, kitabını e, çıkarmaya karar verdik daha Aa. geniş kitlelere ulaşsın diye. Çok güzel bir e, çalışma olur Sizinle yayın sürecine hazırlanırken böyle bir karar aldık. Aa, hem de bizim e, Aynen bizim öyle. de ufak bir etkimiz oldu Aynen mu? Öyle. Ne mutlu bize efendim? E, Sayın Binali Yıldırım'ın da bir etkisi oldu ismine. Kitabın ismi çıkınca <laughs> ha, şu anda tam vermeyeceğim. vermeyeceğim. Çok Ama ismine karar verdiniz Sürpriz kadar. bir isim evet. Peki. Sürpriz bir ismini çıkaracağız. Bu proje halindeydi kitaba çevireceğiz. Daha e, Türkiye çapında geniş kitlelere ulaşsın diye. Ee, i̇nşallah e, birçok kişiye ulaşır. Evet. Peki efendim şimdi sandıkta birçok hile türü var. İşte seçmen kaydırma, e, rakamı yanlış yere yazma, mühürsüz o destekledi bu desteklemedi şu anda da ekranımızda bazı evet. görüntüler var. E, yani birçok görüntümüz var aslında bugün e, izleyicilerimize izlettireceğimiz. Şimdi Ankara'da yapılan hileyle örnek veriyorum işte Kırşehir'in Kaman ilçesinin e, bir köyünde yapılan hile bir mi ya da e, Güneydoğu'da terörün, Kol gezdiği yerlerde yapılan hileyle İstanbul Beşiktaş'ta yapılan hile bir mi aynı hile mi yapılır? Güzel bir soru. Ee, biz öncelikle hileleri kategorize ediyoruz, kısımlara ayırıyoruz. Hı hı. Ee, tabii az önce dediğiniz gibi çok çetrefilli olduğu için ben burada e, vatandaşların seçmenin anlayacağı şekilde Lütfen. anlatmaya çalışacağım Lütfen. mümkün mertebe. Ee, şimdi bazı şeyler aslında hile sanılıyor, hile değil. Yani hukuken bir sorun yok. Hı. Bazı şeyler ise e, hile sanılmıyor, aslında hile. Bunlarla ilgili örnekler vereceğim. Lütfen. Ee, biz hileyi alırken yani sandık hilesini alırken hı hı. geniş kapsamını alıyoruz. Ve kısımlara ayarıyoruz. Nedir? Ee, örnek vereyim. Bölgelere özgü hilelerimiz var. Ee, zamana göre yani yapıldığı döneme göre e, hileler var. Ondan sonra e, sisteme yönelik hileleri var. Doğrudan e, kurumsal hileler var. Sistemi hileden şey mi efendim? Sistemin bir açığını bulmak mı? Yani bir kanun boşluğunu bulmak gibi mi? E, sistemi değiştirmek. Kurumları Komple. değiştirmek. Tabii ki. Güç güç elinde bulunduran Daha kişinin, da çetrefilli değil mi efendim? Aynen isim vermiyorum. <laughs> Gücü elinde bulunduran, bulunduran kişilerin yaptığı hileler. Bundan hemen hızlıca o zaman e, şey yapayım. Hani Lütfen. vaktimiz de dardır. Şimdi mesela bölgele az önce sorduğunuz sorunun e, cevabından birini vereyim. Doğu'da terörizm baskısı var. Erbek'te. Doğu illerimizde ee, bu baskı şöyle geliyor bakın devletin yokluğunu hissettirirseniz o boşluğu başkaları doldurur ve e, terör unsurları dolduruyor. Doğuda biz hani irtibatlarımız var alıyoruz e, geri besleme yapıyoruz hı hı. E, sahadan diyorlar ki tamam geliyor jandarma polis sandığın başında bekliyor. Biz oy verirken bekliyorlar tamam ama oy verdikten sonra bura boşalıyor diyor. Biz baskıyla, terör baskısıyla yüz yüze kalıyoruz. Yani saat 5'tan sonra seçimler bittikten evet. sonra sayım esnasında Aynen. terör örgütünün üyeleri orada. Aynen. Biz diyor 5'ten sonra 5'e kadar diyor merak etmiyorlar zaten diyor. Takip ettikleri şey sandıktan resmi sonuçlardan ne çıkacak diyor. Onu Hı. eğer istedikleri gibi çıkmazsa baskı görüyoruz. Siz bizim diyor çocuğumuz var, çoluğumuz var, eşimiz var, tarlamız var. Buradan geçiniyoruz, burada yaşıyoruz. Siz Tabii, Toprağımız bizim, burası. Aynen. Siz bizim yerimizde olsanız ne yaparsınız diyorlar. E, haklılar bu konuda aynen. devlet o boşlukları bırakmamalı. Yani her şeyi orayı e, güvenlik altına almalı. Evet, Birkaç evet. deneme oldu ama sa, hani <laughs> sandık taşıma falan yapmaya çalıştılar. Bunlar e, nasıl söyleyeyim samimi değildi. Yani ihlas derler yani. Hı -hı. Samimiyet yoktu. Samimiyet olmadığı için başarıya ulaşmıyor. Yani taşıma Onun sandık yerine, zaten yani. yani Demokrasi de uygun değil. Tabii taşıma sandık kim taşıyor? Taşıyan insan ne kadar güvenilir? Evet. Ya da sizin söylediğiniz gibi o sandığı taşıyan insana ne gibi baskılar yapılır? Ya da canıyla mı tehdit edilir? Yani o kadar çok soru işareti var ki taşıma sandık çok çok evet. taşıma geliyor gerçekten evet. bize. Bölgesel e, hilelere şey de giriyor mesela aşiretler. Yine Doğu'da, Güneydoğu'da etkili. Tabii. Güneydoğu'da yani terör olmayan bölgelerde de aşiretler devreye girebiliyor. Hı hı. Burada ne yapılıyor? E, aşiret reisiyle anlaşıldığı zaman e, ona bağlı seçmeni direkt almış oluyorlar. Bu bazen e, toprak vererek anlaşılıyor. Bazen parayla anlaşılıyor. Bazen yetki verilerek yani diyorlar ki örnek veriyorum size de encümenlik verelim. Size de belediye başkanını şuradan verelim. Hı. Veya vekillik şu sıraya yazalım. Bu şekilde bir e, etkileme. Bu aşiret lideriyle yapılan e, anlaşma. Aşirete bağlı unsurla da bağladığı için hı hı. E, sonuçta seçimin sonucuna etki edilmiş oluyor. Zaten bilebildiğim kadarıyla aşiretle hani aşiretin onayını almadan o bazı bölgelerde aday dahi olamıyorsunuz. Yani, bırakın seçime girip kazanmaya aday olma ihtimaliniz bile evet. yok, değil mi? Doğru mu biliyorum? Çok doğru. Çok doğru. Enteresan, Benzer doğrusu. bir durum cemaatler hususunda geçerli. Ee, hani burada bazı belki dile getireceğiz. Bazı şeyler çok topik görünecek ama. Ya yok bu kadar da olmaz denilecek şeyler var. Siz gerçekleri anlatacaksınız. Tabii ki tabii ki yani şöyle düşünelim Cumhurbaşkanı'nın yanındaki kişi şu an tutuklu terör örgütü üyesi olmaktan. Evet yaveri. Yaveri tutuklu yani şimdi Doğru. ona baktığımız zaman bizim anlatacaklarımız Ütopya'ya kesinlikle girmiyor. Sayın Milli Savunma Bakanı Mesul Akar'ın da <laughs> yakın korumaları, çalışma evet. arkadaşları, yaverleri, emirerleri de terör örgütü üyesi olmaktan tutuklu. Yani öyle bir sızma olmuş ki... En kilit noktalardaki en önemli insanların e, en yakınlarında evet. bu insanlar var. Çok doğru ve bunlar varken hani şimdi mesela cemaatlere diyeceğiz. Cemaatte de biliyorsunuz en bilgili insan, en okumuş, e, lisansı bırakın doçentlik yapmış, hı hı. yüksek lisanslılar yapmış kişiler. Bir bakıyorsunuz beyni kiralık. Doğru. Cemaat liderine beyni kiralık. Hatta bu hani tanınmış cemaatler de değil sadece. Tabii birçok cemaat ve yani, tarikat var. bir kişi çıkıyor kendini dini e, lider olarak tanıtıyor. Çevresini toplayabiliyor. Bu yani psikolojik etkenlerle de bağlı da bu. E, sonuçta değişmiyor. Cemaatte de anlaşma yapıldığında hı hı. ki e, bazı cemaatler biliyorsunuz büyük cemaatler var. E, evet. Geçiyor maalesef ülkemiz e, o hale geldi. Maalesef. O cemaat lideri çıkıyor. E, din Allah e, lafızlarıyla e, kendine bağlı e, müritleri diyelim etkiliyor. Bu da seçim sonucuna aynı şekilde etki etmiyor. Sadece etki. İslam dini için değil <laughs> aslında bakarsanız. Hristiyanlık katoliklik içinde özellikle Hristiyanlığı. O Mun tarikatı adam işte topladığı bir çiftlikte yaşıyordu. E, 72 küsür aynı anda itiraz etti. Çünkü işte yani İsa gelecek bizi alacak. Yani din çok kolay kullanılabilir bir şey oluyor maalesef. Evet. En yüce duygulardan bir tanesi olması gerekirken maalesef bazılarının oyuncağı haline gelmiştir. Aynı, Aynen öyle. Çok üzücü. Peki Şimdi efendim, şey de sormak isterim. <laughs> sistemi tabii. değiştirmek dediniz. Hani sistemi komple değiştirmek. Nedir sistemi komple değiştirmek? Ee, örnek vereyim. Lütfen. Son seçimlerden sonra, e, son seçimler diyorum, pardon. 2014 seçimlerinden sonra e, iktidar bir yola gitti, Hı -hı. güç kendinde. E, mecliste çoğunluğu var. Hı -hı. Seçim bölgelerini böldüler. Ha sistemi sistem değişmekten kastınız Sistem değişti. Doğru. Ee, çok oy alınan, kendine çok oy çıkan, kendine az oy çıkan yerleri birleştirdi, böldü, parçaladı. Seçim bölgelerini değiştirdi. Kimisini üçe böldü, kimisini e, yeni mahalle şu an toprak bütünü yok, iki toprağa ayrıldı biliyorsanız eğer. Evet. Yeni mahallenin toprakları. Evet. evet biliyorum. Ankara'nın Yeni Mahallesi <laughs> Doğru. yani. Düşünün. Bu yüzden gitti mesela. Orada da bazı mahalleleri aldılar. İşte Sincan'a Çankaya'ya verdiler bazı Benim mahalleler... oturduğum yerde efendim e, bu kaldırım <laughs> e, Çankaya Çankaya'yken karşı kaldırım <laughs> Etmezkut mesela. Bunun gibi düşünün. E, sonuçta hani bu bir sistemle oynamadır veya ee, seçim sistemini değiştirip seçsiz diye bir e, sistem getirip hı hı. ortaya koymak. Buna da değineceğiz şimdi. Evet efendim. Ee, bu bir sistemle oynamadır. Yani bunun gibi birçok şey var. Ee, turizm hareketleri mesela ee, seçim şu an erken seçim kim belirliyor? İktidar olan parti belirliyor. Evet. Doğru mu? Veya Doğru. Veya şu an ittifak halinde dersek ittifakla hareket ettiği kişiler belirliyor. Doğru. Ee, üç seçim boyunca bunu yaşadı Türkiye. Ee, 2000 14 şey 2015 öncesinden bahsediyoruz. Hatta tamam. 2015 de dahil buna. E, neyi yaşadık hep birlikte? E, i̇nsanların artık zaten biliyorsunuz sosyal medya var, elektronik ortamlar var. E, günde kaç tane banka işlemi yapılmış, bankamatik kullanımı, her şeyimiz sayılır biliyorsunuz. Tabii her şey tabii doğru. İnsanların hareketleri artık istatistiklerle belli. Cebimizde çipli kredi e, nüfus cüzdanı taşıyoruz efendim. Yani adım, Aynen. attığımız adım her şey belli. Aynen. Bakın turizm hareketlerinden faydalanıp Seçimlere et ediliyor. Bu daha önce daha iyi yapılıyordu. Şimdi artık biraz son seçimler e, zorunlu hale geldi. Yani ister istemez seçimlere gitmek zorunda kaldılar. Sık aralıklarla seçim yaptık. Fazla yapamadılar. Son üç veya dört seçimde fazla yapamadılar. Bir araya gireyim. Erkek seçim ki. bekliyor musunuz? Bekliyorum. Tamam. Daha ötesi Topalördiği. Ben e, şu an takip ediyoruz. Hı hı. Hani <laughs> dışında madem, ama Madem yani, gittiniz, erken seçimden bahsettiniz. Ben. Öngörülerim iyidir bu konularda hani mevzuatı evet. da bildiğimiz için. E, topal Ördek dedi biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı e, seçilen hı hı. E, muhalefet belediye başkanlarına. Şöyle bir durum var. E, Sayın Davutoğlu yüzde 49'la bugüne kadar farkında bu unutuldu. Yüzde 49'la bugüne kadar e, Kasım 2015 Kasım evet. seçimlerinde gelmiş geçmiş en yüksek oyu aldı. Tabur bunun etkileri de var. Bu da konunun içinde Tekrarlanan var. Tekrarlanan seçimler, haziran aynen, seçimleri aynen. tekrarlanmıştı. Ondan aynen. sonra seçimler. Onun da rekorunu daha e, Tayyip Erdoğan da kıramadı. %49'u. Tek başına yüzde %49 Hı -hı. partiye oy kazandırdı. Öyle ya da böyle. Şimdi e, bu başarı elde etmiş bir kişiyi siz mayıs ayında e, yani ne yapıyorsunuz? İstifa ettiriyorsunuz Şirketten diyelim. Şirketten işçi çıkarır gibi. İstifa et diyorsunuz, evet. ayında oturduğu istifa Aynen öyle. De. Şimdi e, bu tabii insanların içinde kalıyor. 50 ya da 70 tane milletvekiliğine gerçekten ayrılırsalar ki bu gidişte ayrılacaklar büyük ihtimalle. Hı, hı. Ee, yaşanan olay yüz ben söyleyeyim. Ee, o durumda meclis dağılımını düşünün. Topal ördek durumuna Sayın Cumhurbaşkanı kendisi düşecek. Bu konuyu başka bir programda konuşalım. Tabii. Hayır, hayır. Yani, <laughs> çok e, şey, şu an e, çok konuşmak için yanıp tutuşuyorum <laughs> tamam. ama seçim e, hileleri dedik. Yani, o konuda da şey yapmayalım. Marmata dağılınmamışken girmeyelim ee, haklısınız. Evet, evet. Ama e, başka bir program için söz alayım mı efendim bundan sizden? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi ben e, size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Bu nasıl hile diyebilirsiniz? Az önce turizm dedik ya Hı -hı. insanların potansiyel hareket tarihleri belli. Kimisi köyüne gidiyor. Bu da bir turizmdir. Üç turizmdir. Elbette, elbette. Kimisi Avrupa'ya gidiyor. Kimisi üç turizme çıkıyor. Ve bunlar insanlarda bazıları da bazılarında klasikleşmiştir. Yani e, ölüm olmadığı sürece o tatile çıkar. Kimse engellemez. Ki. Bunlar hep istatistiklerle alınıyor. Tatile çıkılacak tarihler belirleniyor. Haziran'ın o okullar bitip de iki haftalık süreç içerisinde yapılanlarda da genelde doğudaki, şey batıdaki illerde eee oy oranları düşük çıkar. O seçime katılım oranı düşük. çünkü tatile gitmişlerdir. Hazırlıklıdır onlar önceden. Tabii gel gelmez Aynı. seçim için oy vermez bir şey yapmaz. Ama Ağustos ayında yapılan hı hı. yapılacak olan bir e, mesela bir seçim yapılsa bu sefer de köye giden seçmen köyünde olacağı için sonuç daha farklı çıkar. Bu tarihlere göre seçim belirlerseniz seçim sonucunu etki etmiş olursunuz. Efendim ben bir korkuyorum bu şeyden <laughs> sürekli izlemekten sizin anlattıklarınız da bir gerçekten endişelendiriyor açıkçası beni. Evet. Ne diyelim? Ee, daha yani ben hmm. burada diyecek çok şey var da demeyelim Ben burada birçok şey var daha oralara girmiyorum. Hani e, sonuçta bir televizyon kanalı Rütük diye bir kurum var. Girmiyor var oralara. İyi ki Rütük var deyip <gülüyor> buradan Rütük'e <laughs> de bir mesaj yollamış olalım. Şimdi e, psikolojik çalışmalar. Hı -hı. seçimlerin sonucuna yönelik Res, bir no'lu resmi alabilirsek ee, Arkadaşlardan bir no'lu bu mudur efendim? Evet. Bu referandumda oy verdiğimiz şeydi. Bu evet. Doğru. Evet ya da hayır. Da. Evet ya da hayır. Bakın şu krem rengi normalde Hı -hı. bu tarafı ee, Ekranda öyle çıkmış olabilir. Evet. Yok şeyde de krem rengi. Beyaz değil. Ee, evet, evet tarafı evet. krem rengi. Hı -hı. Hayır tarafı kahverengi rengi. Bunu biz o zaman e, muhalif olan partiler, çünkü hayırı savunan parti, hayırcı kesim bütün genel başkanlarına Yazısını yazdık. Hı hı. Ve ek ulaşmadı bilmiyoruz. Kahverengi dünyada en itici renktir. Psikolojik olarak. Şimdi düşündüm evet. En Gerçekten itici, itici bir renk. <laughs> Krem rengi çekicidir. Daha ötesi mesela örnek veriyorum. E, büyük festus zincirlerini düşündüğünüz zaman kırmızı. Hı. Kırmızı iştah açar. Doğru. Şu renkle bile seçim sonucuna etkiledi bakın. Emin olun şu renkle bile seçim sonucuna etkiledi. Neden bu renk? Başka bakalım da kötü bir kötü, kötü evet. görüntü zaten yani. Mavi kırmızı olamaz mıydı? Yani kahverengi hayır özellikle konu ya da Bunun Kırmızı iki... beyaz olamaz mıydı? Yani, yani, bayrağımızın rengi öyle. olurdu yani hani. Özellikle belirlendi bu diye düşünüyoruz. Hı -hı. Yani bizim başka materyallerimiz de var ve e, psikolojik olarak etkiliyor bu. Seçmene etkiliyor. Evet. Ee... <laughs> düşünün yani ya bu uçuş nokta. Buradan başlıyoruz daha yani. Yani anketler Evet. Şimdi anketler deniliyor ki bizde anketler bizim için seçime yönelik, hileye hı hı. yönelik iki şekilde o da aynı zamanda psikolojilere etkiliyor. Ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2002'den beri sürekli anket Aynen. yaptırdığını hemen her konuda ve toplumun nabzını ölçmeden de hareket etmediğini biliyoruz. Ama bu seçimde dedi ki ben anketlere güvenmiyorum. Aynen öyle çünkü bu seçimlerde biz farkın daha açık olduğunu düşünüyoruz şu an. Hala hı hı. ya seçimleri yapıldı ama biz farkın daha açık olduğunu düşünüyoruz ki o kadar hani iktidar gücüne o kadar Cumhurbaşkanlığının e, devlet imkanlarına. imkanlarını kullanılmasına rağmen bu fark çıktı düşünün. Hı hı. Anketlerde biz e, iki sonuç hedeflendiğini, ana iki sonuç hedeflendiğini düşünüyoruz. Birincisi sürü psikolojisi elde etmek. Hı. E, i̇şte insanlar ne diyor ya bak hala anketlerde onlar çıkıyor ya demek ki onlar bu seçim sonucu doğrudan etkilen bir şey. Yani Dolaylı değil doğrudan sürü psikolojisiyle insanlar kalabalık olan tarafta olmaya yönlendiriliyor. Anketler dolayısıyla. Evet efendim. Bir de e, sonuç yani sandıkla oynayacaksan bir sonuç bekliyorsan sayıları dahi ayarladıysan önceden. Bakın bunlar bir herhangi bir parti yönelik demiyorum ben. Tabii ki elbette. Yapılan genel şeyler bunlar güçle alakalı bir şey. Güce elinde bulunduranların genelde yaptığı şeyler. Hatta Türkiye için değil belki tüm dünya için konuşuyorsunuz. Tüm dünya bunu. için aynen öyle. E, alınacak oyun sayısı dahi belliyse örnek veriyorum %7 fark çıkaracaksınız. Birinci ikinci arasında. Anketleri kullanıyorsunuz. Önceden psikolojiyi hazırlıyorlar seçmenin. Sonuç öyle çıkınca. Nasıl olsa X aday kazanacak. tabi zaten anketlerde de böyle denilip kimse şaşırmıyor. Hmm. Kimse şaşırmıyor. Bu şekilde bir yani bunların psikolojiye yönelik anketlerde psikolojiye yönelik çalışmalarıdır. Evet efendim. Ee, şimdi seçim esnasında zamanına göre hani o yapıldığı ana göre. Hmm. E, Video biri alabilir ürünümüz, miyiz arkadaşlar? Seçim esnasında yapılan şeyler var örnek veriyorum burada bu videomuzda şu var ee, burada ses yok Ben anlatayım Anlatın efendim ee, burada vatandaşları şeyleri görevlileri hı hı. muhalefet Partisi görevlerini dışarı çıkarmışlar bir çıkın tekrar gelin bir şey yapacağız o sırada giriyorlar ki açılmış torbalar açılmış birlikte yeminle açılması gerekiyor o torbalar peki Efendim bir şey soracağım muhalefet Partisi yetkililerini demişler ki siz dışarı çıkın onlar evet. niye çıkmış onu anlatacağım şimdi <laughs> tam eğitim olmadı. İşte kitaba dönme sebebimizden biri bu. Anladım. hani Dedik ya kitap yazalım, hı hı bunu hı kitaba çevirelim hı. zaten var. Ee, bilmiyorlar, haklarını bilmiyorlar insanlar. Bununla ilgili biz çok örnek yaşadık. Ee, referandum seçiminde ben Keçön'de oturuyorum. Hı hı. Ee, biz her seçimde şunu yaparız. Yani bu seçim karışmayacağız deriz. Ama elde değil. Ama Saat 5'e yani. 10 kala ben ararım birkaç arkadaşı. Arkadaşlar hadi sahaya. Sahayı çok sahada çalışmayı seviyoruz. Hı hı. Hadi sahaya iniyoruz deriz. Sahaya ineriz. Ve bizzat orada yani böyle vatandaş, böyle parti başkanı gibi değil, kimliğimizi açıklamayız. E, tabii. Herhangi bir partiden bir müşahit kartı bulduğunuz zaman işinize yarıyor. Hemen sandıkların başına geçiyoruz. Bir vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip olan kişiler olarak sandığa sahip çıkıyoruz. Elbette. Şimdi Hepimizin yapması gereken aynen. de bu zaten. E, son o referandum seçiminde çok ilginç bir şey yaşadık. E, genç bir çocuk, hı hı. E, yanlış hatırlamıyorsam CHP'nin resmi sandık görevlisi. Evet. Hı hı. Dedim ki bak eğitim aldınız mı? Aldık dedi. Bak dedim yanına bineceksin. Sandık kurul başkanı bu seç oyları alıp götürdüğü zaman dedim yanına bineceksin. İlçe seçim kurulunda. Aynen öyle. Ya yer yoksa falan bulunacak dedim. Bulunana kadar senin talebin yerine getirilene kadar burada beklemek zorunda. Doğru. Anlaştık söyledik. İşte ben diğer sandıkları kontrol ediyorum. Hani bilgimiz hı hı olduğu için. Hı hı hı. Aşağıya indin çocuk tek başına duruyor. Ne oldu? Sigara içiyor çocuk. Ne oldu? Ya dedi başkanım gittiler. E niye binmedin? E yer yokmuş. E şimdi ne konuştum seninle? Yer olmasa dahi. Bak bu bir hak. E tabii ki hak. Yer olmasa dahi diyecek ki ben izin vermiyorum. Hı hı. Orada emniyet kuvvetleri de var orada. Veyahut da belediyeden geliyor bazen araçlar. Ben izin vermiyorum. Kabul etmiyorum. Yer olan. İki kişi en azından beni de alacak bir hı hı. araç gelecek ve bizi birlikte buradan oraya Bu taşıyacak. sizin kanuni hakkınız. Kanuni haklar işte. Yani bilmiyor. müşahit olarak sizin Aynı. derken müşahitin kanuni hakkı. Burada haklan. da bilse kimse onu dışarı çıkaramaz. O salondan kimse onu dışarıya çıkaramaz. Yani efendim şimdi yani ben bu konuda hiç eğitim almadım bilmiyorum <laughs> ama ben bir partinin müşahitiysem eğer diğer partide bana ya siz bir dışarı çıkın bir şey deneyeceğiz sonra tekrar girersiniz dediğinde çıkmam herhalde i̇şte yani hani o e, dediğiniz gibi o biraz bilgi düzeyi ve şu hakları bilmek yani hukuku biliyorsanız zaten gerisi geliyor. Yani efendim hani <laughs> niye insan bir şüphe zaten ya bu beni niye dışarı çıkartıyor diye. Hani. Peki efendim ikinciye geçelim seçim esnasında. Ee, seçim esnasında çok ilginç. Bunlar son dönemde başladı ama e, 2005'ten sonra arttı. 2007'den Şurma sonra efendim. evet. Şimdi bu öncelikle şunu söyleyelim seçim ortamlarına, hı hı. sandık başlarına, paravan arkalarına görüntü kaydedici cihazlarına girmesi yasak. Hiçbir yerde uygulanmadığının garantisini veririm size. E, net ben de verebilirim. Aynen öyle. Siz bile farkındasınız. Biz hani araştırmaya özel tamam. gerek yok. Şurada zaten ilginç bir şey var. Uyarı bile yok. Bakın 1321 ne uyarı yok. 1326'da uyarı var. Ama arama yapmıyorsunuz. Tabii ki bir herhangi bir e, dedektör koymuyorsunuz ben bir kere asılım efendim buna dedi ki cep telefonunuz var mı var dedim koydum masaya. yok deseniz gittim o ya da ikinci bir cep telefonum var kim nereden Aynen öyle. yok deseniz şimdi burada bunu nasıl kullanıyorlar ee, oyunu ver fotoğrafını çek bize getir diyorlar biz de sana bir şeyler yapalım aynen öyle vaatler oluyor peki oyunu çekip de ya öbürüne de basar insan sevmiyorsa Hı -hı. bakın şurada görüyorsunuz. Gayet ha, güzel. Almış her şeyi. Kayıt altına almış. Hayır bir de kendi yüzünü de çekmiş evet, sağ olsun. Evet. Yani Bir de öyle bir durum var ee, ortada. Oyunu ver bize getir diyor. Peki oyunu verdi. Çekti. Çektikten sonra başka partiye basabilir Basabilir. Onun için de yemin alıyorlar. Başka partiye de basmayacağına dair. Kutsallarımıza değer veren bir milletiz. Hmm. Maalesef eli titriyor. Başka yere de basamıyor. Ee, evet. Peki ne, ne diyelim diyecek <laughs> bir şey yok. Şimdi. Oy pusulananın doldurmalarıyla alakalı. Ee, resim 3. Video 3 mü Heh, Bakın. Yani bu bu Bununla, mecliste aynen. bir şey değil galiba. Ee, anayasa, anayasa oylaması. Oylaması. Evet. Bakın. Ee, o az beyaz en, pulu göstere evet, göstere Az önce işte. söylediğim şey seçimler sadece hani seçmen açısından düşünülmemeli. Yani hı hı. düz vatandaş geldik işte belediye başkanı seçiyoruz vekil seç değil. Sandıkta hilenin yeri yok. Seçim yapılan her yerde var. Bu şeyin bir başka versiyonu. Fotoğrafını çek getir kime oy verdin? Bu gösteriyor. Fotoğrafını başkası çekiyor sadece. Bu burada göstermek mu? yerine gösteriyor diyor ki bak beyaz zemin. Işte, fotoğrafı kadar, başkası bak. çekiyor Aynen öyle. o sırada. Aynen öyle. Bakın mecliste bile sandıkta hile bir var. Bir sayım milletvekilini görüyoruz evet. şu anda ekranda. Bu hiç Kim, olmaması bilmiyorum, gereken bir beyefendi şey. tanımıyorum ama. Örnek olmaları gereken insanlar. Bu bir anayasal suçtur aynı zamanda. Anayasal suçtur. Zaten öyle olsa açık oylama yapılırdı. Evet. Parmak iziyle oylama evet. yapılırdı. Kabin konduysa yer zaten kapalı olması evet. gerekir. Türkiye'de seçimler gizli oy açık sayım usulüyle yapılır. Bu bir anayasal suçtur. Ki e, kendilerinin sistemi koruması gerekirken vatandaşı kötü örnek oluyorlar. Maalesef. Evet efendim. Şimdi e, Sandık Kurulu Başkanı'nın video dördü alabilir miyiz? Video sandık Kurulu Başkanı'nın bu herhalde. bunlar şey pusulaylara oy basıyorlar. Bu. Şimdi Hı. burada bir tane Suriyeli seçmen gelmiş. Ben bunu anlatayım. Bu efendim? Suriyeli seçmen gelmiş. Şu tamam. sandık kurulu başkanı almışlar kabine. Yüzünü bulurladığınız evet, beyefendi, evet, gömlekli beyefendiden evet. bahsediyorsunuz. Evet. Diğerleri e, parti müşahitleri, parti görevlileri. Diyor tamam. ki ben. Ben diyor tarif edeceğim. Sandık kurulu başkanıyım diyor. Böyle bir Ama diyor şunu verirsiniz oyu pusulayı. Şuna belediyeye basacaksınız. Verirsiniz, alır gider. Hangisi, basa, de basa. O gitti hangi partiye basacağını gösteriyor. Parti de iktidar partisi isimler de var. Neyse, yani evet, çok önemli. Var. Değil. Şimdi orada bu bir hile. Bu işte. Tek başına yapılan bir hile Yani anneniz de olsa, babanız da olsa kim olursa olsun oy kabinine yalnız girmek durumundasınız. Aynen öyle. Özel durumları var. Nedir? E, engellidir. Nedir? Raporu vardır. Vekaleti var. Bunların özel kanunla sayılırlar. E, elbette sahip, de, var. kanunda yazıyorsa Ama tabii. Ama onun ki. haricinde orada zaten e, parti görevlisi şey diyor. Ee, oy vermesini bilmiyorsa oy vermesin diyor. Suriye'den geldi diyor. Oy vermesini bilmiyorsa madem oy da vermesin diyor. Yani elbette. Yani çok doğru bir gerekçe, haklı bir gerekçe orada. Hmm. Yani e, efendim süremiz maalesef fazla Biz 30 tabii, dakika tabii. geçtiğimizin ben farkına varmadım ama e, yani mi? uzatalım biraz. E, ama bu konuyla ilgili ben hani yine dediğim gibi e, sizi bir kez daha ağırlamak isteriz bu konuyu daha uzun uzun konuşabilmek adına. Evet. Çünkü çok önemli bir konu. E, o Az önce bahsettiğim konudan da yine siz bir kez daha ağırlamak tamam. istediğimi söyleyelim. Şimdi efendim ben e, şimdi şunu sormak istiyorum. Biraz daha güncele gelelim. Şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partisi şöyle bir iddiada bulundu. Dedi ki sandıklarda hile yapıldı. Şaibe var. Biz seçime itiraf... Yani bugüne gelelim. Hı -hı. Bu notlarınız Hı -hı. var. Evet. Benim ölümde de var notlarınız. Tamam. Çok da e, keyifli bir çalışma hazırlamışsınız ama şunu sormak istiyorum. Evet. Şimdi bu şaibe var dediği e, olağanüstü itirazda bulunduğu konu nedir ve gerçekten bir şaibe, tırnak içinde de bir hile var mıdır efendim? Öncelikle şunu belirteyim. AK Parti günlerdir, 8-10 gündür bahsettiği işte seçmen taşındı seçmen taşındı hususunda şikayette bulunmadı. Başlıklar arasında bu yok. 10 gündür bunu insanların beynini yıkadılar ve bununla Hı. ilgili başlıklar yok. O 3 valiz dolu mu bilmiyorum. Onu da bilmiyoruz. Doluysa eğer bununla ilgili bir herhangi bir görüntü şey yok e, başlıkları yok. Artı bir şey var hani işte mesela bu suç sanılıyor ama değil. E, seçmen taşıma hukuken suç değil. Seçmen hakkını istediği yerde kullanır. 50 kişi de olabilir 60 kişi de olabilir. Bakın tekrar belirtiyorum hukukta yeri yok bunun. Yani suç değil. Suç değil. Nedir? E, A ilçesinde kullanan oyunu getiriyor B ilçesine taşıyor. Bu şu demektir A ilçesindeki oyundan vazgeçmiş anlamına gelir. E tabii oy yine bir Heh. tane oy. Burada önemli olan birden fazla oy kullanmaması. Bir de bunların belli bir süreleri var. İşte belli bir süre önce taşınabilirsiniz, dilekçeyi verebilirsiniz, Aynen. başvurabilirsiniz. Aynen. Ki YSK'da bununla ilgili bir çalışma yapsın. Aynen öyle. E zaten YSK onaylı Ortada bir şey yok. Bitti. Şunu hatırlıyorum yine büyük ile ilgili. Biz burada gazeteleri okurken seçimle ilgili Hafızan beni yanıltmıyorsa 750 ya da 800 kişiye yakın CHP itiraz etmişti büyük çekmecede oy taşınıyor diye. Yüksek Seçim Kurulu onu e, iptal etmişti oradaki Hı -hı. oyları. E demek ki bunun belli bir kanunu var. O kanunla öncesinde başvurulduğunda YSK da gereğini evet. yapıyor. Doğru mudur? Şimdi YSK heyeti e, Besim Bey hukukçulardan oluşuyor bir yüksek hukukçulardan yani yargıç hani diyoruz ya ununu elemiş eleyeni asmış artık hesap bir, yani bu insanlar bir yere kadar baskı da olsa bir yere kadar onu karşılar. Hmm. Çünkü çok çok bir şey aynen var. öyle. Ondan sonra der ki bakın şey açıklaması Anadolu Ajansı bizden veri almıyor açıklaması bunun en bariz örneği. Benim müşterim değil dedi Serdar Güven. O gün hem ifade ediş tarzı hem vücut dili eee evet. Güven'in bunu almıştı. Şu anda artık. da görüyorsunuz. Aynen bunu almış artık. Ve diyor ki Anadolu Ajansı beni ilgilendirmiyor ne yaparsanız yapın. Bunalmış şekilde yaptı o açıklamayı. Bakın yüz ifadesi. Peki efendim var. burada araya girebilir miyim? Evet. Ee, Sayın Sadi Güven'in başkanlığından birçok seçime gittik ve seçimleri Anadolu Ajansı verdi. Neden bu konuşmayı daha önce yapmadın? Ee, ne anlamda tam anlayamadım. Yani e, Anadolu Ajansı benim müşterim Hı -hı. değil diye evet. çıktı açıklama yaptı ya Hı -hı. bundan önce yine Sadi Güven'in başkanlığında birçok seçime gittik. Evet. Orada da Anadolu Ajansı verdi. Orada da birçok itiraz oldu. Anadolu Ajansı'nın verileriyle ilgili Sayın Güven çıkıp bu açıklamayı yapmadı. Belki bunu iki seçim önce yapsaydı şu anda yaşadığımız durumu daha hafif yaşayabilirdik. Resim Bey bizim projemizin ilk hali ilk ismi sandığına sahip çık projesiydi. Ekrem İmamoğlu bunu İstanbul'da yaptı. Benim ilk e, paylaşımlarımdan biri sosyal medyada bunu paylaştım. Demek ki sandığa sahip çıkınca do durum değişiyormuş dedi. Burada biz e, CHP Ankara İl Başkanı Sayın Rıfkı Güvener'i ağırladık. Evet. E, seyircilerimizden de şöyle sorular geldi. Ya sandığa sahip çıkacak mıyız, güvenebilir <laughs> miyiz diye. Rıfkı Bey de bu seçim biz çok çalışıyoruz. E, bununla ilgili çok çaba sarf ediyoruz ve güvenin demişti. Galiba dedikleri çok Aynen büyük öyle. oranda tuttu değil Elinizde ıslak bakın sandık kurulu başkanı yani oy sayan sandık kurulu başkanı bizim için, bizim e, bakış açımızdan, Sadi Güven'den ve heyetten daha önemlidir. Neden? Islak imzalar tutulduktan sonra Sadi Güven'in hareket alanı bellidir. Dar. Bitti. O ıslak imzalar daha önce alınmıyordu. E, seçmen yavaş yavaş bilinçlene bilinçlene bu hale geldi. Ve şu an özellikle muhalefet seçmeni sandıklar hususunda çok e, hassas, çok teyakkuzda. Ha, YSK'nın e, az önce sorduğunuz şeyine geldiğimiz zaman e, AK Parti şu an bir şikayette bulundu, itirazda bulundu. Diyor ki e, kendileri çıkıyorlar, açıklama Hı -hı. yapıyorlar. Suçludur, suç vardır. Bakın e, masumiyet karinesini tersten yürütelim biz. O rapor. Suçluluğu mahkeme kararıyla ispatlamadı, ispatlamadığı sürece mahkeme suçlusun demediği sürece kimse suçlu ilan edilemez. Elbette. Bunu testten yürütelim. Bu Suçlusu bulunmadığı sürece bu konuda Suç işlenmiş değildir. Kim yaptı? Aynen bir suç varsa onu işleyen bellidir. Verdiysen şeydir. Ve şu an yaptıklarıyla YSK'ya doğrudan diyor, bütün şikayet alanları YSK'nın tam yetkisinde olan hususlar. Bu şey gibi efendim ceset yoksa cinayet yok. Aynen öyle gibi. <laughs> evet. Şimdi e, AK Parti tamamen şu an verdikleriyle yani muhalefeti suçlayamıyor. Verdiği itirazların tamamı YSK'yı suçlu pozisyona düşürüyor. Eğer bu suç varsa YSK'dan başlıyor. Öyle bir şikayette bulundular ki, itirazda bulundular ki. Doğru. Oradan başlıyor. Ve şu an e, ha, hani ne oldu? Bağlamaya çalışıyorum bir yandan. Bu, buyurun efendim buyurun. İstanbul e, alanında, İstanbul hususunda, İstanbul göz önünde olduğu için. Bakın Erzincan'da deprem olmuştu. Birçok can kaybettik. Allah rahmet eylesin. E, amin. Kocaeli'de de oldu ama Kocaeli daha çok dikkat çekti. Neden? Kocaeli bir üretim bölgesi. Göz Doğru. önünde. Daha çok medya hakim. Hı -hı. Daha yakın. İstanbul'a yakın. İstanbul'da aynı böyle. İstanbul'da yaşananlar Ankara'da yaşansaydı yine bu kadar insanlar belki ama İstanbul farklı. İstanbul bu ülkenin 16 milyon. Ülkenin e, ekonomisinin yarısının döndüğü bir yer. Dünyanın en büyük metropoli. Aynen bir tanesi. öyle. Aynen öyle. İstanbul'da olduğu için artık insanlar daha fazla işin içine girdiler. Ve e, Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı nokta şurası oldu. En baştan itibaren sosyal medyayı da çok iyi kullandı. Bilgi kirliliğini engelledi. E, diğer taraftan sandıklara sahip çıktı. Ellerine ıslak tutanakları aldılar, öyle konuştular. Ve Doğru, Ekrem İmamoğlu ya. gerçekten hani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'nin e, attığı bir WhatsApp mesajı üzerinden konuşmuştuk ya. Çok Ekrem İmamoğlu dedi ki ben kazandım, hak yemedim. Kimseye de hakkımı yedirmem evet. dedi. Bugün 17. gün hala yılmadan her gün e, çok ciddi çalışmalar yapıyor. Aynen. Bakıyor. Mücadele böyle böyle. Bununla ilgili ben bir e, gerçek bir hikayemizi anlatıp buyurun efendim. E, böyle kapatalım Lütfen buyurun. Yaşar Doğu malum e, büyük Türk güneşimiz. güreşinin en büyüklerinden. Türkiye'nin belki de Aynı, en büyük sporcularından bir tanesi. Allah ganig'in rahmet eylesin. bu olayla çok benziyor. Bin Samsunluydu değil mi efendim? Evet, evet. 1947'de Pırak'ta e, Prag'da güreş, güreş şampiyonası var. Hı hı. Yaşar Doğu bu arada hem greco hem serbestte güreşebilen, şey. şampiyonluklar alan büyük bir sporcu. Ee, o zaman tabi 1947. Pırak e, Doğu blokuna dahil. Tabii. E, Rusya çok güçlü. Komünist rejimler. yönetiliyor. Şimdi hakemler, hakem heyetleri, minder heyeti e, sayı hakemi hepsi Rus güreşlere özellikle tutuyorlar. E, bizimkiler başlıyor heyet olarak bizim sporcularımız başlıyor. Yaşar Doğu bakıyor ki eliyorlar bizi. Hani haksız yere biz kazandığımız halde bizim güreşçilerimiz eliyorlar. Yaşar Doğu anlıyor ki bunları eze eze yenmediğimiz sürece bir şey olmayacak. Birinci turdan itibaren finale kadar rakiplerine eze eze geliyor. Tamam. Finalde rakibi Rus. Aa çok şaşırdım. Başlıyorlar. <laughs> başlıyorlar güreşe. Ee, Yaşar Doğu yıkıyor. Çok çabuk bir şekilde Hı -hı. alıyor, yıkıyor. Sırtını yere getiriyor. Hakemler kabul etmiyorlar. Tamam. Yani tekrar başlıyorlar. Yaşar Doğu bir daha tuş yapıyor. Hakemler yine kabul etmiyorlar. Astro bir daha 2-3 dakika sonra bir daha yıkıyor Yaşar Doğu. Yani hiçbir varlığı yokluğunu yine kabul etmiyorlar. Yaşar Doğu bakıyor ki olmayacak tutuyor, Rus'u eviriyor, çeviriyor, bir güzel yoruyor. Yorduktan evet. sonra sırtını yere getiriyor, yani tuş yapıyor. Evet. Çıkıyor, göbeğine oturuyor, şey göğsüne <laughs> oturuyor. Oturduktan sonra hakemlere şöyle bir bakıyor. Hadi bakalım. Hadi ya. bu da mı tuş değil, bu da değil, mı gol bu değil? değil Hakemleri mecburen galibiyeti vermek zorunda kalıyorlar. Ekrem İmamoğlu şu an artık bir göğsüne oturmadığı <laughs> kadar <kaldırak> gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani dediği gibi her şey sayıldı, her şey yapıldı. Ve hiç yılmadı. Ee, maalesef hani Mazbat'a gelmedi. Ee, ben geleceğini düşünüyorum. Ee, YSK'nın yani Sonuçta bu insanların çocukları var, torunları var. Biz nasıl dedelerimizde yaptığı şeylerle övünüyorsak onlar da çocuklarına, torunlarına gelecek nesillerine illa ki düşünecekler. Ee, gelecek nesillerine kötü bir miras bırakacaklarını düşünmüyorum bu konuda. Ee, en doğru adımı, adımı atacağını inanıyorum ben YSK'nın. Ee, tabii ki kolay değil bu sistem değişiyor. Evet. Ee, ben en doğru adımı atacaklarını düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür ediyorum. Bir şeyin itirafına bulunmak durumundayım. E, bu programda yaptığımız en keyifli sohbetlerden bir tanesiydi. E, çok konumuz var çok eksiğimiz kaldı farkındayım. Evet. Sözünüz olsun mu bu hem bu konu üzerinde hem de o size sorduğum o erken seçim ve devamındaki konular üzerinde Her sizden zaman. söz alayım. E, burada sizi bir kez daha Her en az zaman. bir kez daha ağırlayalım olur mu? Her zaman. Efendim? Son bir şey ben e, gündem dışı konu dışı da Buyurun belki zaten. takip etmişsinizdir. E, şarkıcı Kıraç, şarkıcı demeyeyim. Evet, İngilizce demeyin. eğitimi kısmını Aynen öyle. değil mi? Ee, daha sık takip edin. Ben de o e, aynı konuda bizim parti programımızda yeri var onun. Hı hı. Yani e, kendi dilimizi unut kendi dilini güzel konuşamayan yabancı dili istediği kadar güzel konuşsun. Zaten İngilizce öğretiminde aynı. ne kadar yani onu ben e, dünkü programda evet. galiba söyledim. Ben devlet okullarında okudum hayatım boyunca. Öğretilen İngilizceyi ben İngilizce biliyorum zannetmiştim. Yurt dışına gittiğimde hı hı. su isteyemedim bakkalda. Aynen. Rusların biliyorsunuz edebiyat ünlüdür. hiçbir İngilizce dilinde değildir. Evet efendim Bucuk'tur. budur. Kıraç'a o konuda da destek veriyorum. Evet Herkese de destek veriyorum. Bu veriyor. da son mesajımız. Efendim evet. çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza ediyorum. sağlık. Çok keyifli bir sohbet. Çok efendim biz e, Kürşat Bey ile Cihan Partisi Genel Başkanı Kürşat öğretmekle beraberdik. Çok gerçekten çok keyifli bir sohbetimiz oldu. Ama süre kısıntımız var. Biz bir güllüklerimiz molası vereceğiz. Daha sonra Murat Özbülbül ile sizin ekonominizi konuşacağız. E, bir güldüklerimiz molusu değil, bir rejidan arkadaşlarım uyardı beni. Bir şarkı aramız var. Sıla Kafa diyecek. Ee, onu müsaade seyredelim. Sonrasında yine buradayız efendim.